Değerli arkadaşlarım merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle SolidWorks'te yeni bir montaj örneğini paylaşıyorum arkadaşlar. Yine bu bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane parçadan oluşan montaj örneğini internette de arkadaşlar bulabilirsiniz. Burada yine özellikle bakın şu iki parçamda şuradaki değişik profiller var arkadaşlar. Yani bir tık daha normal çizimlerden farklı durum söz konusu. Dolayısıyla az da olsa yeni komut kullanacağız. Yine bunun yanında SolidWorks'te açı ilişkisini göreceğiz arkadaşlar. Montajda bu tarz jointlerde zaman zaman mekanizmalarda kullanılabilen aslında alt montajlar diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla uzatmadan çizime başlıyorum. Şimdi ben masa üstüm arkadaşlar. Bu parçanın daha doğrusu montajın, projenin İngilizce ismiyle bir klasör açtım. Tüm parçalarımı bunun içerisine kaydedeceğim. Şimdi ilk etapta isterseniz basit parçaların çiziminden başlayalım. Bakıyorum taper pin diye isimlendirdiğim bir tane pinim var arkadaşlar veya pim de diyebilirim. Ön düzlemden bakacağız. Bakın dikkat edin. 6 milim çapında bir daire, orta düzlemden 60 milim katılacağım. Dolayısıyla dosya yeni diyorum ve part ortamına geçiş yapıyoruz. Ön düzlemde çizim başlattım. Daire komutumla orijin merkezli bir daire oluşturdum. Akıllı ölçülendirmemle çapım 6 milim. Bu aşamada izometrik baktık. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Orta düzlem ne kadar dedik? 60 milim. Enter enter dedim. Onayladım. Akabinine geliyorum. Düz beyazımı açtım ve parçamı kaydediyorum arkadaşlar. Masa üstüne geldik. İlgili klasörümün içerisine geliyorum. Taper pin diye parçamı kaydediyorum. Şimdi tekrardan dosya yeni dedim ve part ortamına geçiş yaptım. Hemen akabinde kollar, collar diye yazılmış, collar diye isimlendirilen parça. 45'e 30 milimlik iki daire çizip 15 milim katılacağız arkadaşlar. Dolayısıyla üst düzlemine çizim başlatıyorum. Daire komutuyla geldik. Orijin merkezli iki daire oluşturdum. Hemen akıllı ölçülendirme ile içerideki dairem 30 milim. Dıştaki dairemi tuttum, geldim 45 milim. Onay veriyorum, izometrik baktım, ekstrüzyonla katı oluştur. Kör değil, orta düzlem ne kadar? 15, enter enter dedik, onayladık. Geliyorum, düz beyazımı açtım. Bakın ön düzlemle çizimliyorum, geldim dik baktım. Yine bu aşamada tam merkezden bir tane daire atıyorum arkadaşlar. Buradaki dairenin çapı da biraz önce çizdiğim taper pin'in çapına eşit olması lazım. Çünkü pim'in montaj olacağı yer burası. Dolayısıyla 6 milim diyorum çapına. Yine izometrik baktık. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedim. Kör değil tümünden her ikisinden diyorum. Geldim onayladım. Bu parçamı da aynı şekilde kaydediyorum. Kollar diye. Ve sıradaki parçanın çizimine geçiyorum arkadaşlar. Bu arada şu son kullanılan belgeleri gözet kısmından her seferinde buraları temizlerseniz arkadaşlar bir tık daha programımız hızlı çalışır. Şimdi tekrardan part ortamına geçtik. Şöyle devam ediyorum. Burada bir tane tekrardan bir pin çizimimiz var. Haliyle yani bir civata gibi düşünecek olursak baş yüksekliği ve gövde kısmı var arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kesit görünümünü hayal edip basit bir şekilde şöyle ön düzlemde çizim başlatalım. Merkez çizgisiyle yukarıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Buradan sığacak kadar yakınlaştır dedik. Hemen şu şekilde geliyorum. Sol aşağı yaptım. İçeriye doğru bir miktar girdim. Şöyle geldim kapattım profilimi. Şimdi şu noktamın orijinime çakışık olmasını istiyorum dedim. Daha sonra bakıyorum 45 ve 30 milim çaplarını veriyorum öncelikle. Hemen geldik. Buradaki çapım 45 milim. Buradaki çapım da 30 milim arkadaşlar. Bunu da geldim. Hemen oluşturdum. Daha sonra mesafeleri gidelim. Tekrardan PDF'ime geri dönüyorum.
Bakıyorum 102 milime 15 milimlik ölçülerim var arkadaşlar. Yani şöyle baktığım zaman 102 milim tamamı. Dolayısıyla şunu yapabilirim öncelikle. Şuradan şuraya mesafeyi 15 milim olarak giriyorum. Hemen akabinde yine en üst noktadan orijinim olan mesafemi de gelip 102 milim giriyorum. Geldik, onayladık. Şimdi tam tanımlı hale getirdik. Dolayısıyla döndürerek katı oluşturma işlemini yapabilirim artık. Unsurlar diyorum, döndürerek katı oluştur. Uyarıma evet dedim. Geldim buradan, onay verdim. Geldik, akabinde düz beyazı açtık. Yine aynı şekilde ön düzlemini çizimliyorum ve dik baktım. Yine bir tane daire atıyorum buraya. Akıllı ölçülendirme ile çapım ne kadar? 6 milim arkadaşlar. Geldim, onay verdim. İzometrik baktık. Ekstrüzyonla kes diyorum. Tabii ondan önce daireyi bir konumlandıralım. Bakın aşağıya mesafesi 15 milim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle akıllı ölçülendirmeyi aldım. Daire merkezinden orijinime geliyorum. Ölçüm 15 milim. Geldim buradan, onay verdim. Daha sonra merkez çizgisiyle yine daire merkezinden orijinime birleştirip çizimimi tam tanımlı hale getiriyorum. İzometrik olarak baktım. Ekstrüzyonuna kes diyorum. Kör değil, tümünden her ikisinden geldim buradan, onay verdim. Daha sonra tekrardan kaydet diyerek parçamı pin diye kaydediyorum. Ve yeni parçanın çizimine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada A-End diye isimlendirilen parçada şunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane ilk etapta üst düzlemden bir dikdörtgen çizeceğim. Ölçülerim 33 milime 120 merkeze kadar vermiş. 120 artı 30'dan 150. Yani 33'e 150 milim. Dolayısıyla dosyaya yeni diyorum ve part ortamına geçiş yapıyorum. Üst düzlemle çizim başlattım. Daha sonra merkez ile dikdörtgen komutuyla orijin merkezli bir dikdörtgen çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemle kısa kenarım 33 milim. Geldim, uzun kenarım 150 milim. Şimdi bu aşamada izometrik bakıp tekrar PDF'ime geri dönüyorum. Bakın yüksekliğim de yine aynı şekilde 33 milim. Dolayısıyla ekstrüzyonla katı oluştur dedik. Orta düzlemden 33 milim geldim, katıladım arkadaşlar. Akabinine gelip düz beyazımı açıyorum. Bu aşamada ne yapacağım? Şöyle çevirecek olursam parçamı şu şekilde çeviriyorum ve bu yüzeyde bir çizim başlatıp dik bakıyorum. Bakın daire komutuyla şöyle yatayda yakalatıp buraya bir tane daire attım arkadaşlar. Dairenin çapı da 60 milim. Hatta şunu yapabilirdik arkadaşlar. Şöyle çok daha sağlıklı olacaktır. Bu çizimi onaylıyorum. Şunu yapalım. Orta düzlemden katıladığım için direkt üst düzlem diyorum. Geldim, çizim başlattım. Daire komutuyla yatayda yakalatıp bir daire oluşturuyorum. Bakın akıllı ölçülendirme ile dairenin çapı 60 milim. Peki mesafem ne kadar? Merkezden buraya kadar 120 verilmiş. Hemen akıllı ölçülendirme ile daire merkezinden buraya olan ölçümün 120 milim olduğunu biliyorum. Geldim, onay verdim. Tekrardan merkez çizgisini alarak bu noktamdan gelip orijinime birleştiriyorum arkadaşlar. Peki ne yapacağız bu aşamada? Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Kör değil. Orta düzlem dedik. Ne kadar peki? Bakın 36 milim. Dolayısıyla geliyorum, ölçümü 36 milim olarak girdim. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Hazır burası seçilirken kontrol ile öbür kısmını da seçip objeleri dönüştür diyorum. Unsurlar dedim, ekstrüzyonla kes dedik. Geliyorum, bu kısımları seçtim. Kör değil, tümünden diyorum ve gelip buradan onaylıyorum. Şimdi bu içerideki deliğimizi oluşturalım. Ne kadar? 30 milim. Dolayısıyla bu yüzeye çizim dedim ve dik baktım. Daire komutuyla geliyorum. Bu merkezden 30 milim çapında
daire çizdim. Unsurlar diyorum, ekstrüzyonla kes dedik, kör değil, tümünden geldim, buradan onay verdim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Asıl burada sıkıntı yaşayacağımız kısım, şurada aslında sekizgen var arkadaşlar. Tabi bunu belirtmediği sürece anlamanız biraz sıkıntı, yani haliyle beni de uğraştırdı biraz. Bakın çokgen komutunu açıyorum. Şuraya kaçgen olduğunu, işte dokuzgen mi ongen mi olduğunu giriyorduk hatırlarsanız. Daha sonra merkeze bir defa tıklayıp şöyle gelip bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şu çizgimi tuttum. Buradan yatay yap diyorum. Buradaki çizgimi tutup dikey yap diyorum. Onaylıyorum. Peki şu noktamdan çekiştirerek tekrar bu noktaya bıraktığımda bakın tam tanımlı hale geldim. Kontrol ile gelip şu çizgilerimi seçiyorum ve objeleri dönüştür diyorum. Bakın unsurlar ekstrüzyonla kesledik. Bu üçgen kısımların dördünü de seçerek tekrar PDF'ime geri dönüyorum. 45 milimlik bir kesme işlemim var. Aynı zamanda köşelerde de radyuslar var. Ölçüsü belirtilmemiş. Bunu deneme yanılmayla da görebilirsiniz arkadaşlar. 10 milim girdiğinizde örneğin fazla geldiğini göreceksiniz. Ben öncelikle 45 milim bir kesme işlemini yapıyorum. Daha sonra radius komutumla köşe taraflara da 5 milimlik radiuslarımı veriyorum arkadaşlar. Bakın yanlış seçtik. Şöyle sağ tık yapıp siliyorum. Şu kenarımı seçmem lazımdı. Şöyle çevirdik. Geldim buradan onayladım. Şimdi tekrar bu yüzeye çizim diyorum ve dik baktım. Bakıyorum 30 milim çapında daire çizeceğim. Buradaki mesafeyi de şu her iki parça için 15 milim alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla orijin merkezli 30 milim çapında dairemi oluşturuyorum. Ve ekstrüzyonla katı oluştur dedik. Bakın bu yönde 15 milim, enter, enter diyorum ve onaylıyorum. Şimdi onun haricinde bu parçam için ekstra bir detay verilmemiş. Sadece şu köşe taraflara radyuslar verebilirim. Radyus komutunu çalıştırdım. Örneğin 20 milimlik radyusu deniyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle çevirdim parçamı. Bu kısımlara radyuslarımı verdim. Bu aşamada şunu da yapabilirsiniz tabii ki. Tekrar radyus komutunu çalıştırarak örneğin şu köşe kısımlarına da yine 1 milimlik radyuslar verebilirim. Geldim tekrardan onayladım. Hatta şuna sağ tık yapıp unsuru düzenle diyerek şöyle geliyorum. Şu kısma da radyusunu veriyorum arkadaşlar. Peki izometrik olarak baktık ve bakıyorum parçamı buradaki ismiyle kaydet diyorum. Yine ilgili klasörüme beni yönlendirdi. Geldim kaydettim arkadaşlar. Şimdi şöyle aynı şekilde bunları gelip buradan kapatalım. Şöyle dosya yeni diyerek tekrardan bir part dosyası açıyorum. Şimdi bir tane parçanın çizimi kaldı. Herhalde en karmaşık olanı bu arkadaşlar. Bu aşamada da şunu yapacağım. Şuradan düz bir şekilde devam ettiğimizi düşünürsek arkadaşlar burada şu profili oluşturup çizimimi tamamlayacağım. Yani burada böyle bir profil oluşturacağım. Bunu orta düzlemden üste verilen ölçüne kadar 36 milim arkadaşlar ne yapacağız? Katılacağız. Dolayısıyla şöyle başlayacağız bakın. Sağ düzlemle çizim başlatıyorum. Ve daire komutuyla orijin merkezli iki daire çiziyorum öncelikle. Peki bu dairelerin ölçüleri ne kadar? R18'e R36 demişim. Hemen akıllı ölçülendirmeye aldık. R18 ise çap 36. R36 ise çap 72. Bakıyorum ekstra detaylarım neler. Şuradan çizgi komutunu alıyorum. Buradan bir miktar düz geliyorum. Düz geldikten sonra yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Şu ölçülendirmelerimi düzenliyorum tabii ki. Şu noktamdan gelip şöyle gelişi güzel uzatıyorum. Ve objeleri bu da komutuyla en yakına kırp özelliğim aktif. Dışarıda kalan kısımlarını buluyorum.
Şimdi bu burada kalsın. İsterseniz bunu ölçülendirelim. 22 milimlik ölçüm var. Neresi? Şurayı tuttum ama şöyle diyecektir. Bakalım burası nasıl 22? Esasında şöyle 22. Demek ki yukarıya doğru dairede şurada çıkıntı var arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şuradaki ölçünün aslında 18 olması lazım. Çünkü R36 ve R18 ölçülerinden dolayı buradaki ölçünün de 22 olmasının sebebi demek ki yukarı yönde 4 milimlik bir çıkıntı var. Yani 22 eksi 18 milimden gelen ölçüm. Dolayısıyla o zaman bu kısmı ölçülendirmiyorum arkadaşlar. Burada başka bana çap ölçülendirmesi vermiş olması lazım. Bakın 147 milim ama dikkat edin merkeze kadar üzerine 30 ekliyorum. Dolayısıyla şu ölçümü tuttum. Tabii şurada bir merkez çizgim olması lazım dikeyde çap ölçülendirmesi yapabilmem için. Hemen bu çizgimi tuttum, buradan dikey yap diyorum. Akıllı ölçülendirme ile merkezden buraya olan ölçümü geliyorum. Ne kadar dedik? 147 artı 30 milim diyorum arkadaşlar. Geldim, onayladım. Şimdi tabi bunların çakışık olmasını istiyorum. O yüzden tekrar şöyle tutup dikeyliğini kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın hala sağ sola oynadığını görüyorum. Dolayısıyla şunu yapabilirim. Şu iki noktayı seçerek bunların dikeyliğini sağlayabilirim arkadaşlar. Veya şu çizgimi bu noktaya veyahut da orta noktasını bulup şunun orta noktasını bulup bu noktaya çakışık olarak ayarlayabilirim. Şu anda sıkıntı veriyor. Bakalım neyden dolayı? Arkadaşlar şunu yapabilirim. Bakın burada şu anda benimle sürekli inatlaşıyor. Yani şu şekilde yapsak peki? Bu şekilde sıkıntım kalmaz. Ama illaki baktığınız çakışık yapamıyorsunuz. Uğraşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bu etapta şöyle merkez çizgisiyle bu sefer daha dikkatli şöyle dikeyle yakalatacak şekilde tekrardan bir eksen çizgisi çizebilirim. Daha sonra geliyorum. Bakın buradaki ölçümü ne dedim? 147 artı 60 milim çapım vardı. Bunun yarısı 30 milim 177. Yine bu aşamada şuradaki çizgimi tutup yataylığını kontrol ediyorum ve gelip onaylıyorum. Baktığım zaman aynısı aşağı tarafta da var. Dolayısıyla objeleri aynala diyeceğiz. Buradan merkez çizgisini alarak şöyle yatayda bir tane eksen uzatıyorum. Ve objeleri aynala diyorum arkadaşlar. Şu 3 tane objemi tuttum, geldim aşağı tarafa aynalıyorum. Şimdi esasında sol taraf tamam gibi. Şöyle objeleri buda komutunu çalıştırıyorum. Şu kısımları geldim budadım. Hatta şu içteki kısmı da aynı şekilde buluyorum. Ve sağ tarafta ne var buna bakacağım arkadaşlar. Bakın şöyle çizgi komutumu çalıştırdım. Bakın buradan yakalamaktan ziyade bir tık daha şöyle içeriden başlayıp ileriye doğru uzatıyorum. Burada 109 milimlik bir ölçüm mevcut. Dolayısıyla akıllı ölçülendirme ile geliyorum. Bakın bu noktamdan merkeze olan ölçüm ne kadar dedik? 109 milim. Haliyle burada bir çap ölçülendirmem de olması lazım. Ne kadar? 36 milim. Akıllı ölçülendirme ile buradan eksenime çap ölçülendirmem 36 milim. Yine objeleri aynala diyorum. Bakın bu çizgimi tuttum, geldim aşağı tarafa aynalıyorum. Ve çizgi komutumla burada kapalı bir kontür oluşturuyorum arkadaşlar. Objeleri bu da komutunu çalıştırdım. En yakına 40 özelliğimle şöyle yakınlaşarak bu kısımları gelip buduyorum aynı şekilde. Yine geldim içeride kalan kısımları budadım. Ve şu çizgimi tuttum, yataylığını kontrol ettim ve onaylıyorum. Peki bu aşamada izometrik olarak baktık. Ekstrüzyonuna katı oluştur diyorum. Kör değil, orta düzlem.
Ne kadar peki? Yine aynı şekilde 36 milim. Geliyorum. 36 milimlik ölçümü girdim. Onayladım. Buradan düz beyazımı açıyorum. Daha sonra bunu da nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi şu alt yüzeyden bir çizim başlatsam bunun aynısını yine öbür tarafa oluşturabilirim. Şöyle yapalım o zaman. Şu alt yüzeyle çizim başlatıp dik bakıyorum. Daire komutumla şöyle dikeyde yakalatıp bir tane daire atıyorum. Dairenin çapı ne kadar? 60 milim. Akıllı ölçülendirmeyle tekrardan geldim. Daire çapım 60 milim. Buradan gelip onay veriyorum. Sonra merkez çizgimle buradan orijinime birleştiriyorum ve dairemi konumlandıracağım arkadaşlar. Ölçüsü ne olması lazım? Merkezden buraya 147 ölçümü girmem lazım. Bakın nereden nereye? Daire merkezinden şuraya. Tabii şöyle tekrardan geriye aldım arkadaşlar ölçümü. 147 milimlik ölçümü girdik. Bundan sonra da şunu yapacağım. İzometrik olarak baktım tabii. Unsurlar diyorum eksirizyonla katı oluştur. Yönünü ters çevirdim. Yukarı yönde ne kadar? 22 milimlik bir katı oluşturuyorum ve gelip buradan onaylıyorum. Şimdi şöyle uç tarafına baktığım zaman bu kısım birazcık hatalı gözüküyor. Bakalım neyden kaynaklı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluştu. Bakın burada yükseklik ekstrüzyon bir, şu bizim daha ikinci hamlemiz. Hemen şöyle çizimi düzenle diyerek buna bir dik bakıyorum. Bakın burada biz biraz önce şöyle bunu delet yapıyorum arkadaşlar. Yüz bakın buradaki hatayı şöyle düzeltmiş olalım. Şu merkezden buraya 147 milimlik ölçü verdik. Ama bizim ölçümüz şu kısımlarda kalmış arkadaşlar. Artık nasıl tıkladıysak oraya bakın. Şuradaki ölçünün 147 artı 30 milim yani 177 milim olması gerekiyor. Bakın dolayısıyla şöyle onayladığım takdirde herhangi bir sıkıntım kalmayacak. Şimdi aşağı tarafı da arkadaşlar aynı şekilde oluşturacağım. Onun için de isterseniz şu yüzeye bir çizim başlatalım ve dik bakalım. Dolayısıyla tekrar daire komutuyla bu merkezden geliyorum. Şöyle bir tane daire atıyorum. Ve tabi tam tanımlı olması adına tekrar şöyle geldim. Ölçülendirmemi yaptım. Ve izometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Yönünü ters çevirdik ve yüzeye kadar deyip şu yüzeye kadar katılıyorum. Geldim buradan onayladım. Şimdi yapmam gereken bu yüzeye çizim diyorum. Ve şu kısmı da seçip objelere dönüştür diyorum. Unsurlar dedik ekstrüzyonla kes diyorum. Geldim şu iki tarafı seçip kör değil tümünden geldim buradan aynı şekilde onay verdim. Bakın bu yüzeye tekrar çizim diyorum ve dik baktım. Daire komutumla bu merkezi yakalatıp gelip bir tane daire oluşturuyorum. Çapım ne kadar? 30 milim. Akıllı ölçülendirme ile geldik. 30 milim olacak şekilde çapını verdim. Ve yine izometrik olarak baktık. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedik. Kör değil tümünden geldim buradan onay verdim. Şimdi bu aşamada hızlanalım artık. Bakın köşe radyuslarını yine 20 milim vereceğim arkadaşlar. Radyus komutunu çalıştırdık. Ölçüm 20 milim. Şöyle geldim. Şu köşe kısımlarını seçerek 20 milimlik radyuslarımı veriyorum. Şuraya geldim. Şöyle çevirdim aynı şekilde. Geldim buradan onayladım. Daha sonra tekrar tabii şu kısma da vermemiz lazım arkadaşlar. Tekrar radius komutunu çalıştırarak şu köşeleri seçmedik. Buraları da seçip onaylıyorum. Ve tekrar geliyorum şu arka yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum. Bir önceki parçayla benzer tekrar çokgen komutumla bir sekizgen çizimi yapacağım. Bakın geldim yine şöyle bıraktım arkadaşlar. Bunu tuttum.
Buradan yataylığını kontrol et diyorum. Aynı şekilde bunu tuttum. Dikeyliğini kontrol et dedik. Şu noktamdan geliyorum arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Ve yine aynı şekilde kontrolle şuradaki çizgilerimi tutarak objeleri dönüştür diyorum. Unsurlar dedik. Ekstrüzyonla kes diyorum ve şuradaki üçgenlerimi seçerek bunu da yine 45 milim kesiyorum arkadaşlar. Geldim. Ölçüm 45 milim. Enter dedik. Onayladık. Tekrardan radius komutunu çalıştırıyorum. Ölçüm 5 milim dedim. Şu kısımları seçip radiuslarımı veriyorum. Şöyle çevirdim parçamı. Şimdi son hamle olarak da bu yüzeyde çizim başlatıp dik bakıyorum. Buradaki dairenin 30 milim olduğunu biliyorum arkadaşlar ve dedi ki 15 milim katılacağız. Daire komutuyla bu merkezden yine bir daire çiziyorum ve 30 milim çapında. İzometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Bu yönde 15 milim geldim, katıladım. Şimdi ölçülerde herhangi bir problem varsa bunu daha sonra düzeltiriz arkadaşlar. Problem değil. Bu parçamı da gelip kaydediyorum. Buradaki ismiyle. Şimdi artık montaj modülüne geçiş yapalım. Şuradan hemen şu kısımları kaldırıyorum arkadaşlar. Yeni diyoruz ve montaj modülüne geçiş yapıyorum. Bakın hemen ilgili klasörüme beni yönlendirdi. Buradan geliyorum. Büyük simgeleri aç dedim ve son çizdiğim parçamı montaj ortamına çağırıyorum. Daha sonra görünüm oryantasyonundan geldim. İzometrik olarak baktım ve parçamı bu pozisyonda bırakıyorum. Sonra geldik, düz beyazımızı açtık. Tekrardan bileşen ekliyorum. Şu parçamı geldim aynı şekilde. Daha doğrusu jointimi çağırdım. Bakın montaj ilişkisi diyorum arkadaşlar. Geldim. Bu ikisini eş merkezli olarak ayarladım. Daha sonra bu parçamı aşağı doğru çekiştiriyorum ve montaj ilişkisi komutum aktifken gelişmiş montaj ilişkileri, buradan genişlik ilişkisi, şu yüzeyimi seçtim, bu yüzeyi seçtim, aynı şekilde geliyorum bu üst yüzeyi ve geldim bu yüzeyimi seçtim. Bu aşamada şöyle geri alarak arkadaşlar bu genişlik ilişkisini bir daha vermem lazım. Çünkü dikkat ederseniz şu üst tarafta bir çıkıntı var. Dolayısıyla doğru yerleri seçmemde fayda var. Şimdi tekrardan şu ikisini eş merkezli olarak ayarlıyorum. Ve daha sonra parçamı çekiştirerek aşağıya doğru gelişmiş montaj ilişkileri, genişlik ilişkisi diyorum. Bu yüzeye bir defa tıkladım. Alt yüzeyi seçtim. Tekrar geldim. Şu yüzey ve bu yüzeyi seçiyorum. Geldim. Tam ortaya yapıştırdım. Şimdi artık şöyle baktığım zaman aslında bu şekilde, yani buralara gelmesini istemiyorum bunun. Ona birazdan düzenleme yapacağız arkadaşlar. Tekrardan bileşen ekle diyorum. Burada hangi parçam? Pin parçamı aç dedim. Bunu da geldim bu pozisyonda bıraktım. Montaj ilişkisi diyorum. Ölçülendirme değil tabii ki, montaj ortamındayız. Şimdi geldim pinin gövde kısmıyla arkadaşlar, burası eş merkezli olsun diyorum. Aynı şekilde şöyle çeviriyorum, bu yüzeyde gelsin, buraya otursun. Geldim, onay verdim. Şimdi şöyle çeviriyorum bu parçamı. Şimdi bakın sıkıntı neredeymiş arkadaşlar. Şuna sağ klik yapıp parçayı aç diyorum. Bakın bu parçanın çizimini yaparken hatırlarsanız şu döndür kısmına geri geliyorum. Burası 102 değil de 15, daha 117 olması lazım ki delik dışarı çıksın. Tabii parçalar izometrik olarak ölçülendirildiği için bunlar yanlış anlaşılabiliyor. Şöyle tekrar pencere kısmından montaja geri dönüyorum. Bakın artık gördüğüm gibi dışarıda
Dolayısıyla bakın arkadaşlar şunu yapmam lazım. Hangi parçam bu parçam ne diye kayıttı? Fork diye kayıttı burada. Bunu gelip açıyorum. Bunun hangi düzlemi lazım bana? Sağ düzlemi. Bakın herhangi bir yere tıklamadım. Sadece bakıyorum. Bu parçam hangi parçam? Pin parçası. Pin parçasının ön düzlemini seçtim. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Neredeydi? Fork diye isimlendirdiğim parça. Artık kontrole basıyorum. Bunun da sağ düzlemini seçiyorum ve montaj ilişkisi diyorum arkadaşlar. Bakın geldim buradan aynı şekilde onayladım ve devam ediyorum. Bileşen ekle diyorum. Buradan gözet kısmına geldik. Hangi parçam? Kolar diye isimlendirdim parçamı. Geldim bıraktım. Yine montaj ilişkisi diyorum. Bakın geldim. Burayla burayı eş merkezli olarak ayarlıyorum. Şöyle çevirdim parçamı. Diyorum ki bu deliğimle bu deliğimle yine eş merkezli olsun. Bakın geldi. Oraya oturdu. Şimdi bileşen ekle diyoruz. Tekrar göz at diyelim. Burada ne kaldı? Taper pin diye isimlendirdim. Parçamı çağırdım. Yine sürükledim bıraktım. Montaj ilişkisi diyorum. Geldim. Bu delikte eş merkezli olsun diyorum. Şuradan onaylıyorum arkadaşlar. Daha sonra gelişmiş montaj ilişkilerine geliyorum. Buradan genişlik ilişkisi diyorum. Bakın şuna dikkat edin. Şu şekilde bırakıyorum. Buradaki pinin her iki yüzeyinde seçtim. Sonra bu parçamı seçiyorum. Geldim bunu burada ortaladım. Buradan onay veriyorum. Artık bunu kımıldatamıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bakın burada sıkıntılı olan kısım bu parça benim istemediğim şekilde dönüyor arkadaşlar. Bunu da nasıl ayarlayacağım buraya dikkat edin. Bakın işte açı ilişkisi burada devreye giriyor. Montaj ilişkisi diyoruz. Geldim şu iki silindirik yüzeyi seçiyorum. Buradan açı ilişkisi arkadaşlar. Daha sonra geldim. Bakın buradaki açımı örnek veriyorum ben 90 derece olarak ayarlıyorum. Bakın 90 derece konumuna getirdim. Şimdi burada bitirmiyorum. Bakın gelişmiş montaj ilişkilerine gelerek burada maksimum minimum açı değerlerini giriyorum. Örneğin maksimum jointin geleceği kısım örnek veriyorum 270 dereceye kadar gelsin. 90 derecede dursun. Geldim buradan onayladım. Bakın artık dikkat edin arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman 270 derece gider. Tekrar 90 dereceye geri gelir. Bakın şöyle tekrar ediyorum. İsterseniz bunu şöyle sağ klik yaparak buradan montaj ilişkilerini düzenle diyorum. Bakın açıyı sınırla kısmına sağ klik yaptım. Unsuru düzenle diyorum. Orada verdiğimiz 270 derece açıyı nerede verdik arkadaşlar? Şurada. Örneğin bunu 180 yapıyorum ve tekrardan geldim onayladım. Tabii şu kısmı kapatmam lazım. Bunu da aynı şekilde onaylamam lazım. Şimdi 90 bakın geldi 180'le bitti. Biraz önce dikkat ederseniz 270 derece şeklinde dönüyordu. Yani bunu şöyle tap tuşuyla karşınıza alarak zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 180'e tam ortaya geldiğinde duruyor. Yani bunun hareketini istediğiniz şekilde açı ilişkisiyle verebilirsiniz diyorum. Şimdi gençler çok fazla daha aşırı uzatmadan videomu burada bir patlatılmış görünümü de hatırlayalım istiyorum. Bakın yukarıdan patlatma görünümü diyorum. Buradan öncelikle şu pinimi seçtim. Bunu aşağıya doğru çekiştirdim. Geldim buradan bitti diyorum. Daha sonra bu parçamı şöyle çektim. Aynı şekilde bitti diyorum. Buradaki pin parçamı bu şekilde çekiştirerek bitti dedim ve şu parçamı da bu yönde çekerek bitti diyorum ve geldim onayladım. Şimdi yukarıya doğru çıktık. Montaj 5 diye tabii kaydolmuş. Buna sağ klik yaparak daraltmayı hareketlendir diyorum. Parçalarım toplanıyor. Bakın gerçekte de montajı nasıl olacaksa arkadaşlar bir tık daha ona yakın dikkat edersiniz.
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.